Ben projelerimi anlatmaya devam ederken öteki taraftan da AK Parti'yi ve yaptığı hamleleri, verdiği stratejik kararları, göreve getirdiği siyasetçiler dahil olmak üzere her şeyi yakın bir izlemeye alacağım ve her hafta 10'ar dakikalık videolarla size Türkiye ekonomi gündemini değerlendireceğim. Yapılan hataları tespit edip açıklayacağım. Yapılması gerekenlerle ilgili fikirlerimi beyan edeceğim ve bu konuyla ilgili de sizin görüşlerinizi alıp harmanlayacağım. Ekonomi ne yazık ki siyasi kaygılarla ve seçim kazanma kaygılarıyla uçurumun kenarına geldi. Faizi daha da düşürüp enflasyon da faiz yüzünden düşüyor tezini devam ettirirse ülke dedim buraya sürüklenecek. Tayyip Erdoğan artık ekonomi modelinden vazgeçti. Ekonomiyi liyakatli ellere bırakmaya karar verdi. Yani Türkiye aslında örtülü bir %8 devalüasyonu sadece bu arada yaşadı. Şimdi geliyorum Sayın Mehmet Şimşek'e ve kuracağı ekibe. Önemli olan dalgalı denizde limana o gemiyi nasıl yanaştıracağındır. Fakat o para Türkiye'ye hangi şartlarda gelir? Bunu iyi analiz etmek lazım. Kur artışı önümüzdeki aylarda net olarak gözüküyor. Paradan para kazanan, hiç emek vermeyen bir kitle zengin olmaya devam edecek. O bakanlıklara koyduğu insanlar daha ağırlıklı olarak akraba, hemşeri veya yakın aile dostlarından oluşmuş gözüküyor. Demek ki orada liyakat hala yok. Son söz olarak diyorum ki umut her zaman var.